Arkadaşlar merhaba. Yine beraberiz. 2030 yılına kadar bunlar olacak başlıklı bir videomuz vardı. Hatırlarsınız. Birkaç gün önce yayına verdiğimiz bir video. Bu videoda ortaya attıklarımız için bize kahin diyenler olmuş. Arkadaşlar ne ben kahinim ne de bunların hiçbirisi kehanet. Bu aktardıklarımın tamamı bilimsel temelli gelişmeler. Zaten olmuş ama henüz sizin bizim hayatımıza geçmemiş gelişmeler bunlar. Ben gelişmeleri okuyorum. Teknoloji şirketleri bunları gizlemiyor, açıklıyor. Haber yapılıyor. Ama bunu bir kurgu, roman gibi, bir kurgu, bilim kurgu filmi gibi izleyip okuyup geçmiyorum. Kendileri açık açık söylemiş oluyorlar zaten. Parçaları birleştirdiğimizde böyle bir gelecek resmi çıkıyor ortaya. Yapay et mesela bundan 3-4 sene önce de konuşulan konuştuğumuz meselelerden bir tanesiydi. O gün bundan 3-4 sene sonra marketlerde et olmayan ama et tadında yazıcı gibi bir şeyden üretilmiş ortaya çıkarılmış yapay et satılacak dediğimizde bu bir kehanet değildi. Ama kehanet diyenler o gün de vardı. Hayır. Ne bu kehanet ne de biz kahiniz az önce söylediğim gibi. Bakın zaten Birkaç ismi yakından takip ederseniz, Elon Musk, Bill Gates gibi isimleri yakından takip ederseniz birçok gelişmeye siz de bizim kadar, en az bizim kadar vakıf olursunuz. Hiçbir şey gizli yapılmıyor. Bundan 10 sene öncesine kadar evet bazı şeyler gizli gizli yapılıyordu ama artık öyle e, çok şey gizli yapılmıyor. Şimdi arkadaşlar bugün size çok farklı bir konudan bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde Ali Selman Demirbağ ile olan söyleşimizde Ali Selman şöyle bir şey söyledi. Uzaylı dini getirecekler. O gün iftar öncesi konuyu kısa geçince e, pek oturtamamıştım zihnimde. Shalom diye bir dergi var. Bu konuda bir çalışma yayınladı. Bu çalışmayı görünce bu öngörünün nedenini yani kaynağını daha doğrusu daha iyi anladım. UFO dinleri de deniyor. Bunlara uzaylı dini de deniyor. Zaten dergi de şu başlıkla çıkarmış araştırmayı ortaya. UFO dinleri ve çok yeni bir din: Realizm. Başlığıyla verilen araştırmada çok ilginç bilgiler var. Arkadaşlar bu arada bizim coğrafyamızda çok fazla tarikat olduğu biliniyor. Sizler de zaten birçok tarikatı bilirsiniz. Bizim coğrafya diyorum buna Hindistan'ı da katın. 200 milyona yakın bildiğim en son 2019'da mı 170 milyon Müslüman vardı. 200 milyona yakın Müslüman yaşıyor Hindistan'da. Bildiğim kadarıyla da en fazla Müslümanın yaşadığı ülke Endonezya. E tabi haliyle tarikat çeşitliliği de ona göre bu coğrafyada çok fazla ve genelde İslam temelli. Ancak bugün bizim coğrafyamızdan uzaklaşınca özellikle Amerika'da da tarikatların oldukça yaygın olduğu biliniyor. Fakat burada bir fark var. Bu tarikatlar karma. Hristiyanlık temelli çoğu ama karma diyorum. Temelinde semavi dinlerin haricinde farklı kurgular var. Çok çeşitli. İslam temelli olanı yok denecek kadar azken Hristiyan temelli olan çok fazla. Bu kadar mı? Değil. Ya UFO dinleri? Arkadaşlar, Shalom dergisinin verdiği bilgiye göre UFO dinleri özellikle Amerika, Kanada, Fransa ve Birleşik Krallık'ta çok yaygın. Sadece yaygın mı? Çok güçlü. 1950'den itibaren çok çeşitli UFO dinleri oluşmaya başlamış. Hatta öyle ki bu UFO dinlerinin fanatikleri artık milyonlar seviyesine ulaşmış. Önce bu UFO dinlerini anlatacağım. Sonra da bir tehlikeye dikkat çekeceğim. Bugün pompalanan din algısının nereye varmak istediğini o zaman daha iyi anlayacaksınız. UFO dinleri arasında en bilineni Amerikan ordusunda deniz subayı olan bir dönem deniz subayı olan Ron Hubbard tarafından kurulan Scientology. Başlarda kişisel gelişim olarak bir felsefe olarak karşımıza çıkarken daha sonra bir dini akıma dönüşüyor Scientology. Hipnoz yönteminin, hipnozun aktif kullanıldığı Scientology, ABD başta olmak üzere birçok ülkede ayrı bir din olarak da kabul ediliyor. Din tarihi uzman akademisyenler tarafından Scientology, 21. yüzyılın en belirgin dinlerinden biri olarak tanımlanıyor. Scientology akımının bugün 10 milyon üzerinde üyesi olduğu biliniyor ki bu bilinen bilinmeyen milyonların üzerinde yani 10 milyonların üzerinde. Birçok ünlü müridi de var bu arada. Milyarlarca dolarlık serveti olan insanların e, ve ünlü isimlerin bu e, dinde artık sözlediğinde diyelim, Scientology'de yer bulduğunu az sonra detaylarını vereceğim ifade edelim. 60 yıllık gelişim sürecine bakıldığında Scientology'nin ilerleyiş hızının oldukça yüksek olduğu görülüyor. Bunun birçok sebebi bulunuyor, ama uzmanlara göre ünlülere oynayan bir kilise bunun en önemli sebebi. Hollywood'da pek çok inananı veya en azından meraklısı var. Kimler mi? Bakın en meşhurları. Tom Cruise. Çok severiz değil mi Tom Cruise'un filmlerini? John Travolta mesela. Çok sevdiğim bir isimdir John Travolta. O da bir Scientologist artık nasıl deniyorsa. Arkadaşlar milyonlarca takipçisine karşın tepkilerin de hedefinde Scientology. Niçin? Şimdi Scientology tanımaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü bu söz dediğinde bedensel ve zihinsel engellilere yer yok. LGBTİ olanlara yer yok. Scientology bunlara kapıları kapatıyor. Scientology'de her şey paralı. Enteresan öğretileri var. Seviye atlama ya da emetre cihazıyla denetim işlemlerinde yüksek ücretler alınıyor. Bilime karşı ortaya koyduğu alternatif düşünceleri de yine müritlerinin farklı bir dünya ile tanışmasına sebep oluyor. Bir nevi önceki yaşamlarından koparılması sebebiyle birçok protestolarında hedefinde oluyor Scientology arkadaşlar. Bu arada gücü Amerikan sınırlarını aşan bir tarikat mı dersiniz, din mi dersiniz? Din deniyor. Birçok ülkede din olarak kabul ediliyor ama biz tarikat diyelim. Scientology hakkında özellikle Amerika'da olumsuz bir eylem yapmanız başınıza bir sıkıntı gelmesi anlamına geliyor. Yani başınız ağrıyabilir, onu söyleyelim. Zira FBI 1970 yılında yaptığı Scientology operasyonlarında çok sayıda devlete ait belgenin hem Amerikan devletine hem de yurt dışı bağlantıları olan yabancı ülke çalışanlarına ait belgelerin kişisel sırların bu yapı tarafından ele geçirildiğini ortaya koyuyor. 1970'ler diyorum. Farklı ülkelerde de durum çok farklı değil. Aynı şekilde devlet sırlarını ele geçirme girişimleri var. 90'lı yıllarda, bu sefer bakın 70'li yılları bırakıyoruz, 70'lerden 90'lara geliyoruz. 90'lı yıllarda da çok ciddi operasyonlar geçiriyor her ülkede Avrupa'da da Scientology mensuplarına karşı bir operasyon yapılıyor. Bu operasyon sonrasında da yine baktığımız zaman Scientology eskisinden çok daha güçlü olarak bugün varlığını koruyor. Her ülkede varlar ve aktifler. Öyle ki iddialar arasında Scientology mensuplarından oluşan mini bir ordunun varlığından söz ediliyor. Yani Scientologistlere ait bir ordu. Öyle bir durum. Bir de Scientology tarikatı en yüksek mertebeye çıkan üyelerine aynı zamanda ölümsüzlük vaat ediyor. Bunu da altını çizelim. Öyle ki üyelerine tam 1 milyar yıllık sözleşmeler bile imzalatıyor. Altını çizelim bunun da 1 milyar yıllık sözleşmeler. Gelelim bir başka dine, bir UFO dinine, uzay dinine. UFO dinleri arasında yine oldukça çok taraftarı olan ve çok tartışılan bir dinse realizm. Realizm. Realizmin kurucusu Claude Vorilhan. Real diye geçiyor adı. Der ki, ben insanlardan daha ileri uzaylı bir ırkın dünyadaki elçisiyim. Uzaylı bir ırkın dünyadaki elçisiyim, diyor Rael. Fransa'da başlayan bu akıma Rael'e göre Elohim kelimesi gökten gelenler anlamına geliyor ve diğer dinlerde yanlış yorumlanıyor. Realizme göre 25 bin sene kadar önce Elohim dünyaya gelmiş ve yaşamı mümkün kılmak için dünya yüzeyinde ve atmosferinde değişiklikler yapmış. Rael'e göre dünyadaki hayat bir genetik mühendisliği eseri. Elohim dünyayı yaratmamış, dünyayı bulmuş. Sonra da değiştirerek amacına uygun hale getirmiş. Elohim'e yani Elohalara benzeyen yapay insanı yaratmış. Ayrıca Rael'e göre Hiroşima'ya atılan atom bombasından sonra kıyamet çağına da girmişiz. Rael'yenlere göre gelecekte yaratıcılarımızın bizi ziyarete gelecekleri söz konusu. Onlar için bir konsolosluk kurulacak. Bu da üçüncü tapınak olacak. Ama gelmeleri ve bu gelişin tehlikesiz olabilmesi için onlara layık olduğumuzu ispatlamamız gerekiyormuş. Rale göre şayet barış dolu bir ırk olmayı beceremezsek sonumuz Sodom ve Gomor gibi olacak. Barış dolu ve ilerlemiş bir medeniyet kurmalıyız ki yarın öbür gün dünyadan başka gezegenlere gidebilelim. Koloniler kurabilelim. Onların Elohim olalım. Bunun için tek bir dilimiz, tek bir para birimimiz olmalı. Askeri sevdalardan vazgeçmeliyiz. Mal mülk sahiplenmemeliyiz asla. Çünkü eşitsizlikler dünyayı felç ediyor. Raile göre sistem şöyle olmalı. Her insan yaklaşık eşit bir varlıkla hayata başlamalı. Ancak çalışarak kazanabilmeli, zenginleşebilmeli. Ne var ki bunu çocuklarına miras bırakamamalı. Her şey devletin olmalı. Sefalet yeryüzünden kalkmalı. Böylesine verimli bir devletin kurulabilmesi için seçici bir demokrasi olmalı. Sadece zeka seviyesi belli bir düzeydeki insanlar, belli bir düzeyin üzerindeki insanlar oy verebilmeli. Belli kamu görevlerini yapanlar üstün yetenekli olmalı. Realianlara göre barış çok önemli. Saldırganlığa, şiddete çok karşılar. Hele hele öldürmek olamayacak bir suç. Bu yüzden Askerlik yapmak istemiyorlar. Gericiliğe kesinlikle karşılar. Bilimde ilerleme istiyorlar. Bunlardan başka iyi bir insan olmak, aşk ve seks dahil. Bakın seks dahil, tatmin edici bir hayat yaşamak istiyorlar ve sınır yok. Dinlerinde tam manasıyla bir öbür dünya fikri olmamasına karşın öldükten sonra bir biçimde cezalandırılabileceklerini düşünüyorlar. Ölümden sonra kötüler cezalandırılıyor. İyiler mi? İyiler yeniden yaratılıyor ve yaşıyor. Her ikisi de olmayanlar basitçe ölüyor. Arkadaşlar, bu konu neden ilgimi çekti? Anlatayım. Bugün pompalanan din algısının nereye varmak istediğini daha iyi anlayacağız demiştim videonun başında. Ben bu iki sözde dinin özelliklerine bakınca şöyle bir şey fark ettim. Yanlış düşünüyor da olabilirim. Bu benim düşüncem. Santoloji sanki zenginleri korumak ya da kontrol altına almak üzere üretilmiş güçlendirilmiş bir din gibi. Realizm öyle değil. Şifreli iki kelime var: klonlama ve seks. Realizm insan klonlamaya olumlu bakıyor. Zira bu ölümsüzlüğün bir yolu. Klonlamadan bir sonraki adım hafıza transferi. Böylece sonsuzluk garantilenmiş oluyor. Bu konu ciddiye alınıyor realizm tarafından. RAL bir klonlama şirketi bile kurmuş. Seks konusunda da özgürlükten yanılar, sınırları yok. Suçluluk duygusunu ardımızda bırakmalıyız diye düşünüyorlar. Şehvet ve zevk serbest. Hatta bu sonsuzluk ile irtibatlı olmanın yöntemlerinden biri. Seks konusunda da fazlasıyla açık fikirliler. Bugün dünya genelinde pompalanan akımları düşününce, Scientology ile realizmi yan yana getirince ne demiştim? Scientology sanki zenginleri korumak ya da kontrol altına almak üzere üretilmiş, güçlendirilmiş gibiyken, realizm de bu zenginlerin şemsiyesi altındaki milyarlarca insan için üretilmiş gibi. Daha açık ifade etmek gerekirse, yeni dünya düzeninde istenen din anlayışı, insanların hem hoşuna gidecek hem de kontrol edilebilir olacak. Küreselleşme dediğimiz tam da böyle bir şeye doğru evriliyor sınırların tamamen kaldırıldığı, insanların sanal bir bedende sınırlar olmadan yaşadığı bir dünya tasavvuru içinde birileri. Dile getirdiğimiz bu teoriler şimdilik teori gibi görünse de bu gelişmeler bu teorinin gerçekleşmesi için yol oluyor değerli dostlar. Bütün dinlerin tek çatı altında birleştirildiği, yeni neslin kolay benimseyeceği bir sistem pompalanıyor. Küresel destekli dizilere bakın. Filmlere bakın. Netflix yapımlarına bakın. Gençlerin bayıldığı, izlemeye doyamadığı Kore gençlik yapımlarına bir bakın. Kore müziği, K-pop yapan gençlere bir bakın. Bizim gençler ölüyor Kore gençleri için. Gençler diyorum. Siz bunu 12-13 yaşa kadar indirin. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Eğitimde son derece başarısız bir ülkeyiz. Liseyi bitiren yığınlar Lise bittiğinde ne bir meslek sahibi olabiliyor ne de bilgi anlamında donanıma. Okullarımızda ezber hala hakim. Dahası liseyi bitiren bir genç gerek vatandaşlık noktasında gerekse Müslüman bir anne babanın evladı olmasına karşın dini bilgiler noktasında yetersiz. Yetersiz yanlış bir cümle. Sıfıra yakın. Küresel operasyonları açık haldeyiz. Gençlerimiz Milli manevi bir şuur ile yetiştirilmediği için oluşan boşluğu ise işte o Kore gençlerinin inandığı yaşam şekli, yaşam felsefesi dolduruyor. Bugün tehlike yok ama yarınlarda tehlike hiç görülmediği kadar büyük arkadaşlar. Küresel din algısı içinde büyüyen, hiçbir amacı olmayan, sadece yaşamdan zevk almak üzere yaşayan bu gençler, yarınların büyükleri olacak. Varın gerisini siz düşünün. Hoş, küçük bir grup dışında Kimsenin bunu düşündüğünü, dert edindiğini düşünmüyorum ya. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.